Evet arkadaşlar, şimdi Fox TV ve Halk TV'nin çalışanlarının nasıl yalan haber yaptıklarını size birazdan göstereceğim. Göreceksiniz gözünüzle de. Kendilerine muhalif gazeteci deyip CHP'nin yalakalığını yapıyorlar. Yandaş değil, biz tarafsızız diyorlar. Halbuki yandaşlığın daniskasını yapıyorlar. Gazeteci dediğin muhalif olması gerekir diyorlar. Vatanına, milletine, kendi devletine, cumhuriyetine, kendi topraklarına nasıl ihanet ettiklerini biraz sonra canlı canlı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi size Ayşenur Aslan'dan bahsedeceğim, Halk TV'nin spikerinden. Halk TV'de yapmış olduğu bir programda. Yani ne yaptıkları hiç önemli değil ama yalanlarını ispatlar. Bir dakikalık bir videosu var. Kendiniz de göreceksiniz kaç tane bir dakikanın içinde kaç yalan, oyun, hile peşinde olduklarını. Türkiye'de şimdi koronavirüs sebebiyle, şimdi videoyu açayım. Videoyu normalde ekrana da yansıtabilirim ama telif atıyorlar arkadaşlar. Çünkü onlar öyle hainler. Kendilerine geldi mi de habercilik sunuyorlar. Başkalarına geldi mi de şikayet yapıp telif atıyorlar. Şimdi Bir videoyu de kısa göstereyim size. çalışma Bakın. ödeneğinden kurtulmak Bakın istiyorlar şimdi. sanırım. Valla kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar yani o kadar sınırlı ki, o kadar sınırlı ki ve daha hala paralar da başlamadı ödenmeye. Ya da %5 civarında falan galiba. %5-10 civarında başladı. Şimdi burada söyleyeyim arkadaşlar. Bakın azıcık küçük 10 saniye izlediniz. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmadılar diyor. Ya da %5 galiba falan filan diyor. Birincisi gazetesin. İkincisi televizyon şirketin var. Üçüncüsü diyorsun ki ne, ben Türkiye'de %50'ye hitap ediyorum diye. Her iki kişiden bir kişi beni izliyor diyor. Bakın bu kadar 40 milyon izleyicisi kitlesine sahip olan bir kişinin hiç araştırmadan haber yaptığını gördünüz. Galiba diyor, ödeneği diyor daha başlamadı diyor. Galiba %5 diyor, bakın. Hiç araştırmamış. Aslında Google'a girseniz Google bile söyleyecek yüzde kaç kişiye ödendiğini. Bakın araştırmadı. Birinci yalan, habersiz, düz tahminen, yani gerçeği araştırdığı zaman yalanı ortaya çıkacak. Doğruyu söylemek zorunda kalacak ve devletin yanlısı olmuş olacak. Otomatikmen. Çünkü devletin iyi iş yaptığını söylemek zorunda kalacak. Yalan söylemesi için %5 galiba demesi lazım. Araştırmaması lazım. Gelen yalan haberi hemen sunması lazım ki gerçeğini araştırır, doğrusunu öğrenirse o zaman yandaş olacak. AKP yandaş olacak o zaman. Çünkü gerçeğe AKP'yi savunuyor olacak. Birincisini hemen gördünüz. Falan İkincisi, galiba. bakın. Yüzde beş on civarında başladı. Hı? Müdürüm biz de yararlanıyoruz. Nasıl ya? Kurum olarak başvurunca evet. Alıyoruz. Siz başvurdunuz mu? Başvurdum. Cumhuriyet Gazetesi olarak. Evet. Nasıl yararlanıyorsunuz? Anlat bakayım. Ya onu geliyor işte, o kısa çalışma ödeneği. Hatta bize duyuru yapıldı personelden. Yani 100 lira 200 lira eksik olabilir, fazla olabilir. Onu sonra mahsuplaşacağız falan diye. Devletten para geliyor. Kısa çalışma ödeneği denen. Bakın kendiniz gördünüz. Devletten para geliyor. Hemen şoka giriyor. Yani olamaz böyle bir şey. Hayatta olmaz. Hangi devletten? Türkiye olmaması lazım. Herhalde Amerika'dır. Avrupa olabilir. Türkiye'den para gelebilir mi yani? Türkiye Cumhuriyeti devletten geliyor. A devletten. A bir. Bakın söyleyeyim size. Devletten para geldiğini nasıl şok içerisinde izliyor. İkincisi Cumhuriyet Gazetesi'nin bile bu kısa ödeneğinden yararlandığını söylüyor. Bak kendilerinin bile yararlandığını söylüyor. Diğer tabi diğer kadın orada bilmeden Ayşenur Aslan'ın yalanını ortaya çıkartıyor. Yani yüz ifadeleri değişiyor ama yapacak bir şey yok. Yani kadın şimdi kalkıp da yalan söylesin, biz almadık desin, yani bunu demesi lazım. Zaten diyorlar da, yani çoğu diyor da, bu kadın nasıl olduysa hayret yani, orada bir şekilde doğruyu söylemiş. Devletin ne yaptığını anlatmaya çalışmış. Ayşenur Aslan da şoka giriyor. Aa devletten geliyor ha diyor. Bakın başka devam yalanını. Para geliyor. Kısa çalışma ödeneği denen o evet, şeye başvuruyorsun. Kişi başına, yani çalışan kişi tamam. Başına geliyor. Peki kısa çalışıyor musunuz ki ödenekten Yok, tam çalışıyoruz. Kısa çalışmıyoruz, tam ama çalışıyoruz. ödenekten nasıl yararlanıyorsunuz o zaman? Ya onun teknik şeyini. Bakın kadın ağzıyla itiraf ediyor. Biz kısa çalışmıyoruz diyor. Tam çalışıyoruz. Tam çalışmamıza rağmen devlete başvurduk. Devletten haksız yere para aldık diyor. Bak haksız yere Türkiye Cumhuriyeti'nden başkasının hakkını aldık diyor. Cumhuriyet gazetesi. Gereksiz yere para aldık diyor.
Bu fırsattan biz de istifade ettik. Devletin kasasından diyor. Başka garip gurabanın fakirin hakkını yedik diyor. Halbuki Türkiye'de kısa ödenekler kime yapılıyor? İşçi çalıştırmayıp fabrikayı kapatan insanlar, evde çalışamaz olan kişilere, yani sokağa çıkma yasağından ötürü veyahut da hani koronavirüs yayılmasın diye işçiyi çıkartmadan kısa dönemli izin kullandıran fabrikalar, iş yeri sahipleri başvuruyor, bundan yararlanıyor. Cumhuriyet gazetesi insanlar evdeyken çalışmış, televizyona, bakın televizyona, internete veyahut da laptopa veyahut da o bilgisayar oyunlarına daha çok ihtiyaçlar oluyor. Evde kalan bir insan daha çok televizyon seyrediyor ve bunların daha çok çalışması gerekiyor. Daha çok çalışıyorlar. Halbuki kısa dönem çalışmamalarına rağmen, daha fazla mesai yapmalarına rağmen gitmişler. Kısa dönem parasından yararlanmışlar, almışlar. Bakın devletin parasını almışlar. Cumhuriyet gazetesi olarak almışlar, faydalanmışlar. Devamında bakın şimdi yararlanmışlar. Ödenekten nasıl yararlanıyorsunuz o zaman? Ya onun teknik şeyini karıştırmayayım peki. Bilmiyorum. Ama yani şaşırdım, bilmiyordum. Yani sizin de kurum olarak başvurabilirsiniz. Aa, biz başvurduk mu acaba? Haktik olarak hiçbir fikrim yok vallahi. Bakın. Onun teknik olayını karıştırmayın diyor. Hemen kadının kulağına oradan mesaj geçiyor. Diyor ki ne, devletin yapmış olduğu bir hizmeti canlı yayında istemeden açıklama yapıyorsun diyor. Bak, istemeden devlet övüyorsun diyor. Hemen diyor orayı karıştırmayın diyor. Orayı karıştırmayınca, yani bu ne demek oluyor? Orayı karıştırmayın diyor. Yani bu şu demek oluyor. Devletin gizli bir şeyleri olduğu zaman, herhangi bir örtülü ödenek, herhangi bir mesela hani... Yani kendileri başa geldi diyelim. Devletten istedikleri zaman kredi, hibe